yarısından bahsediyor. Yarısı yerine 1 bölü 2 yazabiliriz. Yani 1 bölü 2'si diyebiliriz. Şimdi eğer bir kesir problemiyle karşılaşıyorsak şu paydaların katları olan bir sayı vermeliyiz. Bilmediğimiz ifadeye ki burada kumaş oluyor. 7 ve 2 gördüğümüz için bunların çarpımı olarak isimlendireceğiz kumaşı. Evet, bizim kumaşımız 7 çarpı 2x olabilir. Yani 14x diyebiliriz. Şimdi 14x dedikten sonra baştan işleme başlayacağız. 14x'in önce 3 bölü 7'si satılıyormuş. Çarpı 3 bölü 7. Şöyle 7'ye böleriz 1. 7'ye böleriz burası 2x. Eşittir 6x. Demek ki 6x'i satılıyor. Öncelikle. Sonra şunu söylüyor. 10 metre kumaş daha satılsaydı. 6x satıldı şu an. Satılsaydı geriye kumaşın yarısı kalacaktı diyor. Yani 6x'in üzerine 6x satılmıştı. Bir 10 metre daha satılsaydı kumaşın geriye yarısı kalacaktı. Yani başka bir deyişle yarısı satılmış olacaktı. Bu satılan kısım yarısı olacaktı 14x'in. 14x'in yarısı da 7x. Eğer biz şu 6x'i sağa doğru yollarsak bizim onumuz eşittir x olacak. X 10'muş. Bir top kumaş ne kadardır diyor. Şu an 14x demiştik biz kumaşa. O halde bizim kumaşımız eşittir 14x. Yani 14 çarpı 10'dan 140 olacak. Demek ki 140 metreymiş bizim kumaşımız.